ve yakında çocuk misafirlerimiz var. Toplamda 2400-2500 gibi bir misafirimiz var. Bu misafirlerimizin portföyünü soracak olursak, bunların arasında Türk misafirlerimiz var, Rus misafirlerimiz var, Avrupalı misafirler var, Alman, Hollandalı, Belçikalı misafirlerimiz var. Yani ortalamaya baktığımız zaman yaklaşık işte 700 Türk misafir, yaklaşık bir 600'e yakında Rus misafir ve geri kalan da Avrupalı misafirlerimiz var. Destekçi dediğimiz stewarding, bulaşıkhane personelimiz var. Bölümlerimizde bir baktığımız zaman soğukta 10 kişi çalışanımız var. Pastanede 15 kişi var. Sıcakta 18 kişi var. Kasabhanede var 8 kişi var. Sineklerde ve küçük alakart restoranlarımızda yine ikişerli, üçerli şeklinde. Genel olarak baktığımız zaman her bölümümüzün bir sorumlusu var. Bir yardımcısı var. Onun bir altı var. Bir askeri disiplin var. Ve bu disiplin içerisinde de yapmış olduğumuz menülerimizi sabah ve öğlen, akşam bir şekilde sunan ve daha iyisini çıkartmaya çalışan aşçılarımız var. Otelimizde yaklaşık 5 tane de uluslararası mutfaklarımız var. Bunlar Çin, İtalyan, barbeküet, mangal, Türk restoranı, balık restoranı tarzında da restoranlarımız var. Geneline baktığımız zaman bir misafir tatilde neyse, şöyle bir baktığınızda Akdeniz bandında yüzlerce 5 yıldızlı tesisler var, tatil köyleri var. Bunların hepsinde mutlaka bir deniz, kum, güneş ve fiziki değişen otel yapıları var. Bunun içerisini dolduran kesinlikle misafirin aradığı yiyecek, içecek, güler yüz ve eğlence. Ondan dolayı da otelleri ön plana çıkartan mutlaka ve mutlaka yemekleri ve servisidir. Biz bunun bilincinde olarak şu anda 2400 misafirimize 100 kişilik bir orduyla, akçe ordusuyla birlikte en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu tabi portföyleri göz önünde tutarak Türk misafirleri neleri seviyor, Rus misafirlerimiz neleri seviyor, Avrupalı misafirlerimiz neleri seviyor tarzında böyle bir hani fabrikada tabir etmek istemiyorum ama herkes emeğini, gücünü, bilgisini katarak benim liderliğimde en iyisini misafirimize sunmaya çalışıyoruz. Bir misafirin şu anda sabah saat 7'de kalkıp da akşam saat 12.30'da yattığı dönem saat içerisinde toplam 5,5 kilogram ürün tüketiyor. Yani içeceğin haricinde 5,5 kilogram yiyecek tüketiyor. Yani bunun içerisinde ne var? Tuzdan ete kadar, işte karabiberden una, şekere kadar. Biz bunları, bu ürünleri, bu kilogramı lezzete dönüştürüyoruz ve misafirlerimize sunuyoruz. Bunların arasında Rus misafirlerimiz özellikle deniz mahsullerine bayılıyor. Su ürünleri dediğimiz işte kerebekti, karadesti, kuru balık ürünleriydi, böceklerdi, deniz mahsulleri böcekleriydi. Bayılıyorlar buna. Türk misafirlerimiz zaten biliyoruz, hiç anlatmaya gerek yok. Türk mezeleri, zeytinyağlılar, ızgara çeşitleri, kebaplar bayılıyor. Avrupalı misafirlerimiz makarna çeşitleri ve bizim Türk yemeklerimizi de çok beğenerek ve severek arzuluyorlar ki bugün Türk mutfağı var günümüzde, gece temamızda. İşte kuzu çevirme, Adana kebap, dana şiş, etli pide, olmazsa olmazları Avrupalı misafirlerimizin de. Biz bu lezzetleri sunup misafirlerimize tattırdığımız zaman bize gelen komentler, bize gelen yorumlarda da mutluluğu gördüğümüz zaman tekrar o misafirlerimiz tekrar bizim otelimizi tercih ediyor.
şu anda 2400 kişilik bir misafir portföyünün içerisinde yaklaşık %35'i repeat dediğimiz daha önce bize gelmiş misafirlerimiz. Bu da bizim iyi ürün çıkarttığımızı, iyi yemek yaptığımızı gösteriyor. Tamamlıkla bahsedelim. Tamamlıkla diyelim. Şu bakımlarımızın içerisinde de şeyleri koyalım. İspanak ve zeytinyağlı taze suyu vereceğim ben sana. Yarı gül yapabilirsin, yarı rulo yapabilirsin. Tabii bu yapmış olduğumuz bu güzellikleri, lezzetleri de sunmamız lazım, duyurmamız lazım. Duyuramadığınız zaman sadece bu burada kalıyor. Bu duyurmayı da biz kimle yapıyoruz? Sevgili dostumuz, gazeteci, yazar Halil Öncü eşliğinde. Buradan da teşekkür ediyorum kendilerine. Bizim bu yapmış olduğumuz ürünleri de, yeni farklı lezzetleri de kendisine geliyor. Beraber lanse ediyoruz yine. Bu güzellikleri diğer meslektaşlarımızla, yemek severlerle paylaşalım diye. O zaman işte bu lezzetler ve bu güzellikler yerini bulmuş olur. Yoksa kendi içinde kalıyor duyuramadıktan sonra. Buradan da teşekkür ediyorum ben Halil Öncü'ye.